İyi günler sayın seyirciler. Saatler 13'ü gösteriyor. Gün ortası bültenimizle karşınızdayız. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, BRT'de yayınlanan Manşet Artı programında meclis başkanlığı seçimini değerlendirdi. Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda okunan seçim tutanağının kesin ve net olduğunu kaydederek, önemli olanın meclis başkanının kim olduğunun değil, meclisin çalışması ve üretmesinin olduğunu söyledi. Mecliste yasa üretilmesi yönünde hareket edilmesi gerektiğini de vurgulayan Öztürkler, bu bir görev ve sorumluluktur. Bu sorumluluk bilinciyle ben de çalışmaya devam edeceğim, dedi. Öztürkler, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin itirazının hukuki olduğunu belirterek, parti olarak kendilerinin de hukukçulardan görüş aldıklarını ve mecliste yapılan seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'nun hiçbir kuralının uygulanmadığını kaydetti. Meclis Danışma Kurulu'nun meclis başkanı olarak kendi başkanlığında toplanması gerektiğine dikkat çeken Öztürkler, bunun olabilmesi için meclis başkan yardımcısı ve katiplerinin seçiminin tamamlanması gerektiğinin de altını çizdi. 18 Ekim tarihinde Cumhuriyet Meclisi'nde genel kurulunda gerekli olan karar üretilmiştir. Ve o gün itibariyle, 18 Ekim itibariyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı'nın kim olduğu açıklanmıştır. Bugün baktığımızda seçim tutanağı da nettir. Orada seçim tutanağında seçimi gerçekleştiren divan 5 kişiydi. 3 divan üyesinin olumlu imzası, 2 tane Cumhuriyetçi Türk Partisi üyesinin de şerh ve düşüncesini ortaya koyduğu bir seçim tutanağı vardı ama netti. Yani seçim tutanağı Cumhuriyet Meclisi'nde genel kurulunda okunmuş ve 18 Ekim tarihi akşamıyla başkan ilan edilmiştir. Pazartesi ben oradayım, görevimin başındayım. Bana hükümetin, devletin verdiği sorumlulukları yerine getirmek anlamında görevimi yerine getireceğim. Burada Cumhuriyet Meclisi'nin çalışması, Cumhuriyet Meclisi'nin üretmesi önemlidir. Cumhuriyet Meclis Başkanı'nın kişisinin kim olduğundan öte devlet ve milletvekillerinin sorumluluğu önemlidir. Bu bir görevdir. Bu bir sorumluluktur. Hükümet bu sorumluluğu bana verdi ve bu sorumlulukla birlikte ben de sorumluluklarımı yerine getirmekle mükellefim. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ortaya koyduğu nokta hukuksuzluk noktasıdır. Evet, hukuki bir itirazları var. Evet, hukuki bir itirazları vardır. Bu hukuki itirazın ne olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki elbette Ulusal Birlik Partisi'nin hukukçular olsun veya önemli uluslararası tanınırlığı olan hukukçulardan bizler de çalışmalar yaptık ve görüşler aldık. Şimdi bu noktada özellikle tüm toplum yaklaşık bir haftadır çift mühür üzerinden bir tartışmaya sürüklendi. Şimdi çift mühüre gelmeden önce tartışmanın temelini iyi analiz edebilmek gerekir. Şimdi Cumhuriyet Meclisi'ndeki seçimler, Cumhuriyet Meclisi'nin iç tüzük kurallarına göre mi yapılır, yoksa Yüksek Seçim Kurulu kurallarına göre mi yapılır? Bu sorunun cevabı aslında bize hukuk noktasını da aydınlatacak noktadır. Cevabı var değil mi bu sorunun? Var, tabii ki. Cumhuriyet Meclisi'ndeki seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'nun hiçbir kuralı uygulanmaz. Cumhuriyet Meclisi'ndeki seçimlerde Cumhuriyet Meclisi'nin belirlemiş olduğu iç tüzük kuralları uygulanır. Veya orada bir seçim olacağında usul üzerine söz istenir. Usul üzerine söz istendikten sonra bir oylama yapılıp da bir karar verilirse ona göre bu seçimin sonuçlandığı ortaya çıkar. Bugün bir danışma da toplanacaksa, divan da toplanacaksa, danışma kurulu da toplanacaksa benim başkanlığımda toplanması gerekiyor. Benim başkanlığımda da toplanabilmesi için tüm yeni
başkan yardımcısı, divan ve katiplerin seçiminin tamamlanması gerekir. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Ziya Öztürk'leri kutlayarak görevinde başarılar diledi. Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nin birlik ve beraberlik içerisinde halkın, ülkenin ve ulusal davanın menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yürüteceğine inancının tam olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Ziya Öztürk'leri kutlayarak görevinde başarılar diledi. Tatar kutlama mesajında Öztürklerin görevi süresinde Cumhuriyet Meclisi'nin birlik ve beraberlik içerisinde halkın, ülkenin ve ulusal davanın menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yürüteceğine inancının tam olduğunu dile getirdi. Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar mesajında Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesiyle sarsılmaz iradesinin ve egemenliğinin temeli ve abidesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı'na seçilmiş olmanız dolayısıyla sizleri en içten duygularımla kutlarım ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanlığı'na seçilen Ziya Öztürk'leri tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına seçilen ve görevi devralan Ziya Öztürk'leri telefonla arayarak kutladı. Yapılan telefon görüşmelerinde iki ülke ve iki meclis arasında var olan güçlü bağlara vurgu yapıldı ve yeni süreçte de ilişkilerin en üst düzeyde devam edeceği belirtildi. Kurtulmuş ve Yılmaz, Başkan Öztürk'leri kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi. Meclis Başkanı Ziya Öztürk'ler de kutlamalar nedeniyle teşekkür ederken kendisine verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapacağına olan inancını dile getirdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak Parti Meclisi'nin Meclis Başkanlığı ile ilgili sürecin yönetilmesi görevini MYK ve Meclis Grubu'na verdiğini söyledi. Erhürman, CTP'nin duruşu nettir, Öztürklerin açacağı hiçbir oturuma katılmayız dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır diyerek Parti Meclisi'nin sürecin yönetilmesi görevini MYK'ya ve Meclis Grubu'na verdiğini belirtti. Mecliste üç hukukçunun ortak görüşüne değinen Erhürman, Meclis Başkanlığı seçiminde kullanılan üç pusulanın da geçersiz olduğunu söyledi. Ziya Öztürklerin Meclis Başkanlığı yok hükmündedir diyen Erhürman, Ziya Öztürklerin seçilmediğini ve bu nedenle mecliste başkan sıfatıyla oturum açmasının hukuken mümkün olmadığını ifade etti. Sayın Öztürklerin açacağı herhangi bir oturum bizim nezdimizde hukuken açılmış bir oturum niteliği taşımayacaktır diyen Erhürman, 22 Ekim'de meclisin hukukçulardan görüş aldığını ve bu görüşlerin bilindiği halde 23 Ekim'de resmi gazetede yayın yapıldığını hatırlattı. Erhürman, devir teslim törenini de eleştirerek, "Bütün bunlar ortada hukuken yeni bir meclis başkanı olmadığı anlamına gelir. Meclis başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır." dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin parti meclisinin oy birliğiyle bu görüşler doğrultusunda hareket etme kararı aldığını açıklayan Erhürman, sürecin yönetilmesi görevini MYK'ya ve meclis grubuna verdiklerini belirtti. Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin duruşu nettir. Ziya Öztürklerin şu anki durumu sadece fiili bir durumdur. Hukukla açıklanabilecek bir durum değildir. Bu şartlarda meclisin çalışacağı iddia edilirse hukuka aykırı çalışacak diye konuştu. Erhürman, pazartesi günü Ziya Öztürklerin mecliste başkan sıfatıyla yer alması durumunda bunun hukuken açılmamış bir oturum olarak değerlendirileceğini ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin böyle bir oturuma katılmayacağını açıkladı. Ancak Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 19 milletvekiliyle mecliste hazır bulunacağını ekleyen Erhürman, mevcut koşullar altında meclis başkanlığı seçiminin tamamlanmadığını kaydetti. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu'na New York'taki gayri resmi akşam yemeği konusunda bilgi verdi.
ve son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün saat 15'te başlayan Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ilk 1 saatine katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan ve bakanları New York'ta gerçekleşen gayri resmi akşam yemeğine dair bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, son gelişmelerle ilgili de kabine üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Sayın seyirciler, Bakanlar Kurulu'nun dün gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Özdemir Berova tarafından yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası son siyasi gelişmelerle 2025 ekonomisinin değerlendirildiği toplantıda Avrupa Birliği yasalarıyla uyumlaştırılan inşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği tüzüğüyle mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listeleri tüzüğü hakkında yasa gücünde kararname hazırlandığı belirtildi. Toplantıda ayrıca 6 Şubat depreminde vefat eden ailelerin şehit ve görev şehidi sayılmaları nedeniyle ailelerine tereke vergisinden muaf tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Özdemir Berova, 24 Ekim tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Sözcü Berova, toplantının iki bölümde gerçekleştirildiğini belirterek, ilk bölümün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştiğini, ulusal ve uluslararası son siyasi gelişmelerle 2025 ekonomisinin değerlendirildiğini söyledi. Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleştirilen ikinci bölümde ise Bakanlar Kurulu'nda bulunan önergelerin değerlendirildiğini belirten Berova, bu toplantıda 67 önergenin geçirilerek resmi gazetede yayımlanmak üzere Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine iletildiğini kaydetti. Sözcü Berova, geçirilen önergeler arasında inşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği tüzüğüyle inşaat alanlarında ve inşaat işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartlarının Avrupa Birliği inşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği tüzüğüyle uyumlu olarak düzenlendiğini ifade etti. Berova ayrıca mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listeleri tüzüğünde yer alan elektronik etiket uygulamasını başlatmak ve fiyatların bakanlık tarafından izlenmesini sağlayarak piyasa fiyat denetimini etkin bir şekilde sağlamak amacıyla etiket, tarife ve fiyat otomasyon kurulumunun hızlıca yapılabilmesi için yasa gücünde kararname geçirildiği bilgisini de verdi. Maliye Bakanlığı'nın anayasası olarak kabul edilen 41/2019 Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasası'nın uygulanması esnasında pratikte yaşanan sıkıntıları gidermek adına hazırlanan değişiklik yasa tasarısının da onaylanarak meclise sevk edildiğini açıklayan Berova, bunun yanında vefat edenlerin beyan edilmeyen gelirleriyle vefatla devreden malların vergilendirilmesiyle ilgili değişiklik yasa tasarısının da onaylandığı bilgisini verdi. Hükümet Sözcüsü Özdemir Berova, Bakanlar Kurulu'ndan geçen bu önergenin 6 Şubat depreminde vefat eden ailelerin şehit ve görev şehidi sayılmaları nedeniyle şehit veya görev şehidi hadise kurbanı olduğu Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış kişilerin ve ilan edilmiş ailelerin tereke vergisinden muaf tutulmasını içerdiğini belirtti. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Anadolu Ajansı'na ülke turizmiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ataoğlu, Maraş'ın açılmasının turizme çok ciddi şekilde bir katkısı olduğunu söyleyerek, Kapalı Maraş olarak adlandırdığımızda Maraş'ı merak edenler, kıyısından, köşesinden görmeye çalışanlar bugün gönül rahatlığıyla girip görüntü alabiliyorlar, gezebiliyorlar, ziyaret edebiliyorlar, dedi. Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 6. Antalya Turizm Fuarı, yerli ve yabancı turizm profesyonellerini ağırlamaya devam ediyor. Fuara katılan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine, bu tür organizasyonların tanıtımda etkin rol oynadığını, kendilerinin de her fırsatta bu tür etkinliklerde yer aldıklarını söyledi. Kapalı Maraş olarak adlandırdığımız o Maraş'ı merak edenler,
kıyısından köşesinden görmeye çalışanlar bugün gönül rahatlığıyla Maraş'ın içerisine girip görüntü de alabiliyorlar, gezebiliyorlar, ziyaret edebiliyorlar. Dolayısıyla evet, turizme de çok büyük bir katkısı oldu. Alternatif turizm modellerinin içerisinde bir model oluşmuş oldu esasında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizmin önemli bir sektör olduğuna işaret eden Atıoğlu, Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de turizmin gelişme kaydettiğini ve dünyanın dört bir yanından misafir ağırladığını belirtti. Ülkede turizmi çeşitlendirmek ve geliştirmek için de önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Atıoğlu, alternatif turizm modellerini de irdelediklerini kaydetti. Türklerin orada olması, bütün kardeşlerimizle birlikte o topraklara sahip çıkmamız en büyük arzu. Biz yeter ki Türkler birbirimize sahip çıkalım ve birbirimize sahip çıktığımız süre içerisinde hiç kimsenin gücü bizim bileğimizi bükemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırım yapan Türk yatırımcılarına, bölgeye, yöreye yönelik farklı teşvikler verdiklerini söyleyen Atıoğlu, bakanlık olarak talepleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını anlattı. Dış gelişmelerle devam edelim sayın seyirciler. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'taki terör örgütü hedeflerini dün gece de havadan vurmaya devam etti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da düzenlenen hava harekatında 34 terör hedefinin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK, KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim saat 23.30'da hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, İcra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edildi ifadeleri kullanıldı. Harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklarla çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır ifadelerine yer verildi. İsrail, Gazze şehrindeki sivilleri hedef almaya devam ediyor sayın seyirciler. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde 10 eve düzenlediği hava saldırılarında en az 150 kişinin öldüğü bildirildi. Bölgede ölü ve yaralıların naklinde ise büyük zorluklar yaşanıyor. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde 10 eve hava saldırısı düzenledi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şeridin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde korkunç bir katliam yaşandığı, İsrail'in bombardımanında 150'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı, saldırıya hedef olanları kurtarmak için harekete geçilemediği ifade edildi. Açıklamada, Filistinlilerin yaralıların taşınması için imdat çağrıları yaptığı da kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze şeridinin kuzeyinde sivil savunma ve sağlık hizmetlerinin çalışmalarını engellemesi sonucu ölü ve yaralıların naklinde büyük zorluklar yaşandığı da aktarıldı. İsrail'in Beyrut saldırılarından gazeteciler de nasibini aldı. İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı oteli hedef aldı, 3 gazeteci yaşamını yitirdi.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı otele düzenlediği hava saldırısında 3 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Lübnan resmi ajansının haberinde İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Hasbiya beldesinde gazetecilerin kaldığı otele hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ifade edilen haberde konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Sayın seyirciler, Cengiz Topel Hastanesi acil servis inşaatı için işbirliği protokolü imzalandı. Sağlık Bakanlığı ile Alpcan İnşaat Limited arasında imzalanan protokolle hastaneye 350 metrekarelik yeni bir acil servis kazandırılacak. Sağlık Bakanı Dinç Yürek imza töreninde yaptığı konuşmada yeni acil servis hastaların daha verimli ve hızlı hizmet almasını sağlayacak dedi. Topel Hastanesi uzun yıllardır. Sağlık Bakanlığı ile Alpcan İnşaat Limited arasında Cengiz Topel Hastanesi acil servis binası inşaatı için işbirliği protokolü imzalandı. Lefke Cengiz Topel Hastanesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinç Yürek, hastanenin bölge halkına uzun yıllardır hizmet verdiğini belirterek özellikle acil servisin artan nüfus karşısında yetersiz kaldığını vurguladı. Cengiz Topel Hastanesi'ne sıfırdan yeni 350 metrekare bir acil servise kavuşturacağız. Hem acil servisi hem yatan hastaları hem de nakillerde çok acil hastaların merkeze taşınması tek hekimin sorumluluğundaydı. Aynı anda iki hekimin Cengiz Topel'de nöbetçi kalmasını uygulamasını hayata geçirdik. Yakın geçmişte tomografi cihazını da devreye soktuk. Acil kardiyolojik tanı da kullanılacak. En başta eko cihazı olmak üzere ayrıca laboratuvar hizmetlerinin 24 saat esasında hastanemizde hizmet vermeye başlaması bir bütün olarak baktığınız zaman Cengiz Topel Hastanesi'nin yapabilirliği, acil hastalara müdahaleyi ve insanlarımızın hayatta kalmasını sağlama noktasında ciddi bir adım atmış oluyor. Yeni acil servis binasının Alpcan İnşaat Limited tarafından Sağlık Bakanlığı'na hibe edileceğini ifade eden Bakan Dinç Yürek, bunun tüm iş insanlarına örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu. Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği Başkanı İbrahim Ağın da Sağlık Bakanı Dinç Yürek'e ilgi ve katkısından dolayı teşekkür ederek Alpcan İnşaat'ın sahibi Yüksel Alpcan'a da cömert bağışları için minnettar olduğunu ifade etti. Alpcan İnşaat Şirketi Direktörü Yüksel Alpcan'sa Cengiz Topel Hastanesi'ne yardımda bulunmak benim için bir onurdur. Bu acil servis bölge için büyük bir ihtiyaçtı ve gönülden yaptığım bir katkıdır. Her şey bölgemiz ve insanlarımız için. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Benim için ve bölgeli için en büyük anlamı şeydir bu acil yaptığım. Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi eski milletvekili ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurucusu Mehmet Kemal Deniz 24. ölüm yıldönümünde anıldı. Anma törenindeki konuşmalarda Deniz'in Kıbrıs Türk toplumu için verdiği emekler dile getirildi. Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi eski milletvekili ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurucusu Mehmet Kemal Deniz'in 24. ölüm yıl dönümünde Lefkoşa'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, Deniz'in oğlu Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve sevenleri katıldı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz törende yaptığı konuşmada babasının Kıbrıs Türk toplumuna önemli katkılarda bulunduğunu belirterek buna rağmen Kıbrıs Türk tarih kitaplarında babasının yer almadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da törende konuşma yaparak Deniz'in Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış, ülkesini ve insanları seven bir kişi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni iki devletliliği savunurken geçmişte yapılan bu fedakarlıklarla bugünlere geldik. Deniz gibi değerleri her zaman hatırlamalıyız dedi. Mehmet Kemal Deniz Beyefendi elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını da her zaman arzu eden bir kişiydi. Şimdi bu makamda ben de onun bir bakımına özlemini yerine getirmek için sizlerle birlikte bütün dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının, özgürlüğünün, egemenliğinin bir ifadesi olarak daha da kabul görmesi için ve ileride inşallah uzak değil tanınması için
gayretlerimizi sürdürürken onun maneviyatında, onun buradaki huzurunda bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, mekanı cennet olsun. Gazi Mausa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası işbirliğinde üreterek direnmek konseptiyle kitap ve üretim festivali Gazi Mausa'da başladı. Festival 27 Ekim'e kadar sürecek. Gazi Mausa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası işbirliğinde düzenlenen Mausa Kitap ve Üretim Festivali başladı. Festivalin açılışında konuşan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Hürrem Tulga, Kıbrıs Türk halkının her anlamda üretmek zorunda olduğunu söyledi. Ürettikçe var olacağız ifadelerini kullanan Tulga, üretilen her güzelliğin gelecek nesillere taşınması gerekliliğine vurgu yaptı. Bunun birlik ve beraberlik içinde mümkün olabileceğini kaydetti. Gazi Mausa Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Aranır da belediyenin yenilenen yapısıyla kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiğini ifade ederek birlik ve beraberlik içinde güzel işlerin başarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği'nin karikatürlerinin de yer aldığı festivalde konser, şiir dinletisi, kitap tanıtımı, film gösterimi ve açık oturum gibi etkinlikler de yer aldı. 24-27 Ekim tarihleri arasında Bandabulya'da yer alacak festivalde indirimli kitap satışı da yapılacak. Sayın seyirciler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği 28 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Bayramı konseri düzenliyor. Antakya Medeniyetler Korosu tarafından verilecek konser saat 19'da Girne Amfiteyatro'da yapılacak. Konsere tüm halk davet edildi. Bu haberle bültenimizin de sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın. Aksa Futbol Liglerinde 6. hafta açılışı Süper Lig'de oynanacak tek maçla olacak. Mücadele Çayna Bazarı Gençlik Gücü ile Miracle Değirmenik arasında geçecek. Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 19'da başlayacak. Gençlik Gücü Lig'de 12 puanla 2. sırada yer alıyor. Miracle Değirmenik ise 6 puanla 10. sırada. KKTC Futbol Tenisi milli takımı Romanya'da devam eden 30. futbol tenisi Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde galibiyetler aldı. Bükreş yakınlarındaki Olimpiyat Köyü İzvorani'deki organizasyonun resmi açılışı dün yapılırken açılış sonrası yapılan müsabakalarda büyük kadınlar ve büyük erkek takımları final grubuna yükseldi. Bu arada organizasyonun açılışında konuşan KKTC Futbol Tenisi aynı zamanda Uluslararası Futbol Tenisi Federasyonu Başkanı Şevket Sungur, 30 yıldır bu etkinlikte sporcularımızı yalnızca kazanmaya değil aynı zamanda birbirlerinden öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye odaklanıyorlar. Her yıl burada izlediğimiz maçlar yalnızca yeteneklerin değil aynı zamanda emek, sabır ve takım ruhunun zaferi oluyor ifadelerini kullandı. 30. Futbol Tenisi Dünya Şampiyonası'nda bugün final grubu maçları ve karışık müsabakalar yapılıyor. Turnuva yarın final ve ödül töreniyle tamamlanacak. Doğu Akdeniz Üniversitesi Voleybol Kadınlar Ligi'nin 3. haftasını lider tamamladı. Dahi 9 puanla set kaybı yaşamadan ilk sıraya yerleşti. Ligin 2. sırasında 3 maçta 3 galibiyet ve 1 set kaybı ve yine 9 puanla Gazi Mausa Belediyesi Çamlıkspor yer alıyor. Yeni ekiplerden Cihangir 4 puanla 3. sırada, Royal Boya Lefkoşa Voleybol Akademi 3 puanla 4. durumda. Karpaz Geyit Marina 2 puanla 5. sırada yer alırken Vakıflar ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin henüz puanı yok. Gönyeli Alayköy Belediyesi'nin Basketbol Federasyonu'nun katkılarıyla organize ettiği 3x3 streetball turnuvası bu akşam başlıyor. Gönyeli Demir Sokak'ta 27 Ekim Pazar gününe dek sürecek turnuvada ilk maçlar saat 17'den itibaren oynanacak. 3x3 streetball turnuvasında yarı finaller, yarın finaller ise 27 Ekim Pazar yapılacak.
Masa tenisinde mücadele Büyükler Ferdi Klasman turnuvasıyla devam ediyor. Federasyonun bir diğer organizasyonu yarın yapılacak. Masa Tenisi Federasyonu salonundaki müsabakalar saat 10'dan itibaren oynanacak. İlkokullar arası Talat Akkor basketbol şöleni 4-7 Kasım tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası tarafından düzenlenen etkinlik her çocuk spora teşvik edilmelidir sloganıyla gerçekleştiriliyor. Turnuvaya başvurular 30 Ekim Çarşamba gününe dek yapılabilecek. Pota'nın nabzının konuğu spor dairesi müdürü Mustafa Sütçü'ydü. Sütçü bu yıl 22.si düzenlenecek Doktor Fazıl Küçük oyunları ve tesislerle ilgili konuştu. Atletizm, basketbol, handbol, masa tenisi, jimnastik ve halter ve vücut geliştirme federasyonlarına bağlı sporcuların 2 gün Girne-Antik Liman'da yarışacağını belirten Mustafa Sütçü oyunların 3 ayrı noktada yer alacağını da ekledi. Sütçü tesisler konusundaysa sahaların yavaş yavaş iyileştirileceğini belirterek Girne Ertuğrul'a Pakan spor salonu yanı sıra Avrasya Tekvando Merkezi'nin ısıtma ve soğutma sistemi için ihaleye çıkıldığını hatırlattı. UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nin Türk temsilcileri dün akşam sahadaydı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Olimpik Lyon'u 1-0 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş organizasyonun lig etabındaki galibiyetini aldı. Siyah beyazlılar Olimpik Lyon'un 5 maçlık galibiyet serisine de son verdi. Olimpik Lyon aldığı ilk yenilgiyle 6 puanda kaldı. Ligin 3. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını konuk eden Fenerbahçe ise 1 puana razı oldu. Ülke stadındaki müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sarı lacivertliler bu sonuçla 3 maç sonunda 5 puana ulaştı. Diğer yandan Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Slovenya ekibi karşıya 5-1 mağlup oldu. Anadolu Efes, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Milano deplasmanında 96-84 kazandı. Geçtiğimiz hafta Olympiakos'u geriden gelip mağlup eden lacivert beyazlılar böylece Milano'da da kazanarak yoluna devam etti. Ligde Fenerbahçe Beko bu akşam Ergin Ataman'ın takımı son şampiyon Panathinaikos'u konuk edecek. Ülker'i spor ve etkinlik salonundaki maç saat 20.45'te. NBA'de son şampiyon Boston Celtics, Washington Wizards'ı deplasmanda 122-102 yenerek sezona 2-2 yaparak başladı. Boston'da Jason Tatum 25 sayı, 11 rebound, 6 asiste maçta öne çıkan isim oldu. Dallas Mavericks ise sezonun ilk maçında San Antonio Spurs'u 120-109 yendi. Luka Doncic 28 sayı, 10 rebound, 8 asiste triple-double'a yaklaştı. Ligde alınan diğer sonuçlarsa şöyle: Sacramento Kings 115, Minnesota Timberwolves 117, Denver Nuggets 87, Oklahoma City Thunder 102, Portland Trail Blazers 104, Golden State Warriors 140, Los Angeles Clippers 113, Phoenix Suns 116. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, geldik bir cuma gününe. Tabii ki cumartesi pazar, hafta sonumuz. Tabii ki hafta sonumuzda tatilimizi planlayacağız.